Akasya Duran'da senaryo zaman zaman kendini tekrar ediyor diyor bazı arkadaşlarımız. Doğru, katılıyor musunuz öyle bir şey? Tabii ki katılıyorum. Zaman zaman değil, sürekli tekrar ediyor yani. Sen ne güzel adamsın ya. Aslında çok haksızlık etmemek lazım. Bu sefer katılma ya. Öyle bir dünya ki yani öyle bir dünya kurmuş ki dışarıdan bakın yani biz işi yaparken belki çok eleştiriyoruz senaryoyu efendime söyleyeyim yazılanları ama şöyle bir şey yaratılıyor. Bir dünya var ve o bir karikatür dünyası, bir çizgi film dünyası. Hatta şöyle bir reklam var ya bir tek çizgi film karakterlerinin sigortaya ihtiyacı yoktur diye. Evet. Ben dedim ki ayrıca Akasya Durağı oyuncularının da sigortaya ihtiyacı yoktur diyorum. Bu bir dünya. Yani her bölümde bir kaçırılma var. Her bölümde bir mafya var. Her bölümde aynı şeyler başımıza geliyor. Ama sürekli kaçırılıyorsunuz ama ya. Sürekli kaçırılıyor. Çok güzel bir espri var. Taksi şoförlerinden bir tanesi bu sanırım şeye Arif'i oynayan bizim Timur Acar'a taksi şoförlerinden biri böyle demiş. Abi demiş 25 yıllık taksi şoförüyüm. Aramama daha bir kere mafya binmedi. Sizde her güne mafya var demiş. Bir kere kaçırılmadım. Bir kere kaçırılmadım. Yani bu böyle bir dünya yaratıldı. O dünyada her şey aslında çizgi film mantığıyla gidiyor. Zaten çocukların sevmesinin sebebi de o. Çizgi film mantığıyla oynuyoruz. Çizgi film değiliz de canlıyız. O yüzden de tekrarların olması çok doğal yani. Tamam yani orada dönüyor. Yani sonuçta bir alan nasıl yani. Ki Tom ve Jerry'de kedi kaçar, şey fare kaçar, kedi kovalar hep öyle ama de. Hep kedi başı belaya girer. Akasya evet, Durağı'da. Evet 65 yıldır izliyorsak, izliyorsak bunu da 65 yıl izleyelim. Peki öyle hangi rolünü ne yaptın 65 yıl olursa emekli oluruz versin. Abi hangi rolün seni doğru tanımlıyor? Yani dizilerde çizdiğin rol mü, tiyatrodaki Levent Ülgen mi yoksa bir kelime bir işlerdeki Levent Ülgen mi? Güzel bir nokta. Tabii ki tiyatro. Yani ben 30 yıldır tiyatro yaptım. 30 yıl tiyatro yaptım. Son bir yıldır oynamıyorum. Vaktim olmadığı için sahneye çıkamıyorum. Bunun 30 yılın 25 yılı devlet tiyatrosunda. 5 yılı yani 5-10 yılı hem özel hem devlette. 68 tane oyunda oynamışım. Aklımda kalan. 68 tane oyunda oynamışım. Çok güzel anılarım var. Bir tanesi. Şimdi en son Babalar Duyar'da hallederiz Kadir, hallederiz Kadir. Herkes gülmek için tiyatroya geldiğinde ben Jean-Paul Sartre'ın Altona Mahpuslarında Franz'ı oynuyorum. Franz 13 yıldır kendini evinin çatısına kapatmış psikopat bir Nazi subayı. Ona 90'dan gol çakmak derler abi. Aynen. Yaptığın işe. Ve Hitler'e inanmış bir Nazi subayı ve Almanya'nın suçsuz olduğunu iddia eden bir Nazi subayı. Ve öyle bir tiradı var. Küçük tiyatroda, Ankara Küçük Tiyatro'da oynadığımda insanlar hallederiz Kadir gelmiş hadi eğlenelim gülelim diye geldiklerinde ben o Franz'ın Alman veya suçsuzdur tiradını oynadığımda seyirci nefes alamıyordu. Bu diyordum ki işte mutluluk bu. Yani seyirciyi tam ters köşeye yatırmak. O yüzden her zaman benim er meydanım tiyatro oldu. Ya da en son oynadığım Dalga adlı oyunda yine böyle siyasi yine nazizmi eleştiren bir oyundu. Orada seyirciyi ters köşeye yatırmak muhteşem bir duyguydu. Dizilerde niyeyse üst üste böyle şeyler ama benim çok ciddi dizilerim de var. TRT yaptığım çok ciddi, çok toplumsal içerikli dizilerim de var. Sinema yo, filmlerimin... Sakın yani bunu içeriksiz bulmuyoruz. Birebir aslında Türk toplumunun aynısı son yaptığınız işler. Yani öyle denk geldi. Keza sinema filmlerim öyle. 80. Adım diye çok ciddi bir filmim var. En son işte Bitlis'te yaptığım Hayatın Tuzu diye imam oynadım abi. İmam oynadım. Allah kabul etsin. öyle filmlerim var. Ama dediğim gibi ekranda... bu nereden çıktı? Kurşun Adres Sormaz. Halil abi gördüm orada Halil Ergün'ü. Evet Halil Ergün'de. Evet Kurşun Adres Sormaz. Şu ilk yaptığım filmlerden bir tanesi. Oo Halil abiye bakar mısın? Hiç Halil Rıza Bey değilmiş o zaman. Biz de bakar mısın bize değil mi? Halil Rıza Bey. İşte hallederiz. Kaç sene falan. Öncesi bu? Öyle şey yapıyoruz. 91 hemen olsa gerek. Efendim, hemen bu 3 sene öncesi Kurşun bir imam oynadığım Sormaz. Film. Kurşun Adres Sormaz. Burada elimde 1992 senesinde. 92. 92'de yaptığımız film. Aytaç abi, Aytaç Arman, Halil Ergün ve ben. Çok keyifli bir çalışmaydı. Benim ilk filmlerimden bir tanesi. Yani seyirci belki ekranda öyle görüyor ama gerçekten benim hep avantajım oluyor. Peki sana imam olarak bizim için dua et diyenler oldu mu? Olsaydı onlara da hallederiz mi diyecek. o zaman güzel bir anımı anlatayım. Şu programı Mustafa abiye yaptırmak lazım diyorum. Bak böyle ters köşe sorular soruyor ya. Bitlis'te çok tarihi Şerefan Camii diye bir cami var.
oranın imamını oynuyorum senaryoya göre. Ve bir cuma günü Ay Allah'ım ya Rabb. Şey konuşma yapmam, vaaz vermem lazım. Çıktım o merdivenlerin tepesine. Ezber geçiyorum. Bu taraftan da şey kuruluyor. Işık yapılıyor, dekor yapılıyor. Adam beni düşür, diyecek ki cennete gönder. Sen diyeceksin ki hallederiz. Öyle dedim ama bir dinle bak. Fetva veriyorum işte. Ey cemaat-ı Müslüm'ün bir küçük hayvanı bile incitmek günahtır. Allah karıncayı ya. Bile incitmek günahtır diye ezber provası geçiyorum. Bir kere geçtim, iki kere geçtim. Önde yaşlı bir amca şöyle yaptı. E hadi fetva vermeye bırak da cumayı kıldır dedi. Dediler ki baba o imam değildir dediler. Film çekiyor. Madem imam değil orada ne işi var dedi. Yani gördüğün gibi halletmiş abi. Hallettim onu da halletmiş. Direkt halletmiş abi. Mustafa abi senin de öyle... Allah'ım sen çok yaşa ya. Ya Mesut bu üşlüyü bırakma inan bana. Ben bir şey söyleyeyim mi? Zaten sabahtan bir nasıl topladın üşlüyü bir araya diye enteresan şeyler geliyor. Bizi devamlı buraya getirir kardeş. Tamam söz size getireceğim. Kadrolu olacak. Abi Mustafa abi kolunda bir denge bilekliği var. Onun bir denge bilekliği olduğunu farkında mısın? Yok ya biri Amerika'dan hediye getirmiş tak bu abi iyi sana iyi gelir dedi bu. Bilmiyorum dedim. Ama öyle yani taktın. Ne bunun özelliği dedi ki. Ne bileyim baş erken kalkarsın dedi baş ağrırsa dedi iyi gelir falan ama hiçbir şey anlamadım yemin ediyorum yani duruyor kolumda. O iyiymiş. Çağla yaptığın her şeyden sonra kendini izliyor musun? Mesela hani sörfünü kameraya aldırıp şurada teknik hata yapmışım bilmem ne falan. Evet çok faydası oluyor yani bu sene yapmaya başladım. Keşke daha önceden başlasaymışım. Hatta okulda mutlaka bunu yapmak istiyorum öğrencilere. Çünkü bu kadar sene sonra pek çok şeyi değiştirebildim sadece videoda kendimi izleyerek. Çok faydası oldu. Bu iyi bir şey. Dizi içinde falan yapıyorsun herhalde. Tabii izliyordum. Çok hoşuma gitmiyordu çoğu zaman. Yani, niye? Yani ben beğenmiyordum kendimi. Allah güzel, gayet güzel bir polistin yani hakikaten iyi bir komiserdin. Yani işte ben kendimi o kadar çok beğenmiyordum izlerken çok hoşuma gitmiyordu. Ama mutlaka her bölümü izlemeye çalışıyordum. Kendimi daha değerlendirebilmek, daha çok geliştirebilmek için ayrıca keyif duyuyordum. Çünkü o ekibi çok seviyordum ve ekibin yani özellikle arka sokakların içine girdikten sonra. Sizin ekip de bayağı neşeli bir ekip. Çok yani. Çok keyifli bir ekip. Yani şimdi hala da görüşüyoruz ve çok eğleniyoruz. Hatta o kadar eğleniyorduk da ki diziden sonra da hep birlikteydik. Mutlaka bir yerlere gidiyorduk. Okulumu da hemen hepsi ziyarete geldiler. Şevket geldi, Zeynep geldi. Çok güzel bir şey. Murat abi, Vedat komiserimiz geldi. Herkes ya onlara para almıyor musun? Batarsın ama ya. Yani böyle bu kadar dostane her geline geç hadi tamam bir tur attırayım falan demiyorsun inşallah. Ağız buz geldiğimizde paramızı verelim. Peki hafif bir nefes alalım mı? Şöyle önce bir dün hazır mı dün? Dün burada acayip şeyler, mevzular geçti. Çok iyi insanlar konuk ettik. Bir bakalım düne. Efendim dünün sözü eskidi diyen olabilir ama bizim için burada laf çok daha hakikaten laf eskimiyor. Şimdi dünün sözlerine bakıyoruz. Bu bizim için de bir nefes olacak. Ama geri döneceğiz bugüne. Yarının sözünü de sen alacağız ya. Yarın. Evet düne gidiyoruz efendim.